Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin programına hoş geldiniz. Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi Cumhuriyet TV ekranlarında coşkuyla, heyecanla, umutla konuşmaya devam ediyoruz. Türkiye'de haftada bir yayınlanan düzenli eğitim programı olmamasına rağmen Cumhuriyet TV ekranlarında haftada 7 programla Türkiye'nin en önemli konusunu eğitimi güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerileriyle konuşuyoruz. Konunun uzmanlarıyla bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle eğitimin, felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle konuşmaya devam ediyoruz. Ne zamana kadar mı konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini layık, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeninceye dek konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar Türkiye'nin eğitimini konuşacağız. Bugün yine önemli bir konuğumuz var. Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Doçent Doktor Emir Ülger. Merhabalar. Sayın, hoş geldiniz. Ne güzel sizi görmek. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Bu nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Ee, evet. Başarıyla takip ediyoruz programlarınızı. Katılmak benim için de çok onur verici. Ee, çok bu tür eğitim programlarına e, gerçekten e, ciddi anlamda ihtiyaç var. Maalesef yaşadığımız günde e, popüler kültürün, medyanın gelmiş olduğu hal, işler acısı. E, böylesi değerli programların olması da e, bizlere umut veriyor. Teşekkür ederiz tekrar. Emir Hocam harikasınız. Biz genelde nefes almak istediğimizde sizi programa konuk ediyoruz. Evet. Neden nefes almak istediğimizde? Çünkü ülkeler felsefe ile nefes alırlar. Bugün sizinle yine dolu dolu, dop dolu, 25 dakika felsefe konuşacağız. Hocam felsefe ile ilgili pek çok şey konuşulabilir İlk çağda milattan önce 6. yüzyılda Atina ile başlamasından bundan önceki süreçte Mezopotamyalıların, Sümerlilerin, Çinlilerin, Hintlilerin felsefeye katkılarından ilk çağ sistematik filozofları Aristoteles, Platon'dan ya da milattan önce 600'den milattan sonra 200'e ilk çağ felsefesine ya da en uzun çağ olan karanlık çağ olan milattan sonra 2'den milattan sonra 1500'e ya da 15 17'ye 18 19'a 20. yüzyıla felsefe ile ilgili çok şey konuşulabilir. Ama tabii sizin gibi felsefe alanında önemli bir isim olan, felsefenin felsefe olduğu bir yerden dil, tarih ve coğrafya fakültesinden yetişmiş bir hocamızın karşısında bize sadece hocam felsefenin yaşamdaki işlevi nedir diye sormak düşer. Evet, e, teşekkür ederim. E, şimdi ya, felsefenin de bahsettiğin gibi bir tarihsel skaladan e, bahsedebiliyoruz. İnsanlık tarihinin aslında gelişme evreleri ya da insanlık tarihinin kırılma evreleri felsefenin var olduğu dönemler aslında. Yani antik Yunan, antik Yunan olmaya özelliğine nereden sahip oldu? Yani Yunan e, dönemini, kültürünü farklı kılan diğer kültürden veya toplumlardan e, farklı özellikli kılan neydi aslında? E, ticaret yapması, paraya kavuşması veya liman kentleri vesairesi değil. Aslında orada var olan şey bunlar evet gerekliydi ama asıl varlıksal anlamda değişimini başlatan şey düşüncenin varlığıydı. Yani düşüncenin insanlardan, tekil bireylerden bağımsız, siyasal iktidarlardan veya bu siyasal iktidarların gözlerine hoş görünme mantığıyla yapılan çalışmalardan bağımsız bir problem olarak insanın varlığın, yaşamın, kendini, eğitimi, toplumu, devleti ve bunu ölümü göze alarak yani Sokrates mesela ölümü göze alarak bunu yapıyor. Platon e, kaçıyor, Aristoteles gene belli bir dönemde kayboluyor çünkü belli bir noktada düşünürler ee, bu tür baskı dönemlerinde veya toplumsal e, diğer merkezi iktidarlar veya bu değişmiyor aslında yani 2500 yıl önce de böyleydi, Orta Çağ döneminde de böyleydi, Hitler döneminin Nazi iktidar zamanında da böyleydi. Eğitimden düşünürlerden entelektüellerden genelde bu tür bağnaz düşünceler çekiniyor. Ama toplumları da değiştiren aslında felsefe, bu anlamda felsefenin yaşamda işlevi nedir dediğimizde işte felsefe olmadığında baktığımızda Orta Doğu'da ne görüyorsak. Ya da gelişmemiş toplumlarda ne görüyorsak felsefesiz yaşam budur işte cevabı belki bu kadar basit. Ama felsefenin olduğu yerde bilim var işte aydınlanma var, insan hakları var, sanat var, estetik var, demokrasi kültürü var, tartışma var, düşüncenin kendini aşması var. Dolayısıyla bu anlamda neden biz neden bu ortododay yaşayan insanlar ya da bizim gibi toplumlarda insanlar hep Batı'ya gitmek ister? Şimdi Aristo'nun güzel bir sorusu var. İnsanlar ne tür toplumda yaşamak istiyor? Nereye en çok e, gitmek istiyorlar? Ona bak aslında ideal yaşam modeli budur der. E, hmm. Bugün hiç kimse batıdan doğuya ya da Orta Doğu'ya kaçıp gelmek istemiyor. İsveç'ten, Norveç'ten akın akın insanlar Suriye'ye, Orta Doğu'ya, Irak'a ah ne güzel gideyim de orada yaşayayım hayaliyle bu yaşamıyor. Aksine Orta Doğu, Yakın Doğu bizim e, bu coğrafyamız maalesef işte Montesquieu'nun dediği gibi hani coğrafya kaderdir diyor. Aslında coğrafyanın kader olmasını biraz da sağlayan insanların e, bu felsefesizliği tercih etmesi oluyor belki de. Emir Hocam coğrafya Montesquieu'nun coğrafya kaderinden söz ettiniz. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk Fransızcasını geliştirmek için Montesquieu'lar, Jean Jacques Rousseaular, August Comte'lar evet. okuyor. Buradan şuraya geleceğim. Aslında insanın okuduğu kitaplar da onun kaderini belirliyor. E, evet. Peki bu anlamda düşündüğümüzde evet felsefe bilgelik sevgisi felsefenin. Bireysel ve toplumsal çok fazla işlevi var ama bizim programımız bir eğitim programı. Tabii biz sizinle, ben sizinle felsefenin işte post yapısalcılığını, Frankfurt Okulu'nu inanılmaz haz alıyorum sizin o entelektüel yanınızda sohbet etmekten ama. Teşekkür hemen şöyle bir şey sorayım çünkü program eğitim programı. Evet. Eğitim ve felsefe ilişkisini bu bağlamda nasıl kurabiliriz? Yani niye önemli? Nasıl bir ilişki kuracağız? Şimdi esasında biz eğitimi şey olarak algılıyoruz. Yani işte eğitim şart. Bu alanda eğitim olmalı işte eğitim her şeyi çözecek sihirli bir değnekmiş gibi düşünülüyor. Oysa ki eğitim süreci aslında ikiye ayrılıyor. Yani eğitim ve öğretim. Yani hem davranışsal hem zihinsel bir formasyon var. Ama bu ikisi birleşecek esasında. Yani hem davranış hem düşünce. Yani sen düşüncede çok bilgilisin. Ama davranışlarında kaba, saba, kırıcı ya da işte etik anlatıyorsun, etik davranmıyorsun. Ya da sanatta güzellikten bahsediyorsun. Yaşamında hiç bu güzellikle ilgili eylemlerin hiçbirisi yok. Ee, o zaman çelişkili bir durum oluyor. Yani düşünce ve eylemin birliğine ihtiyaç var. Bunu aslında Batı felsefesinde de filozoflar söylüyor ama bunu e, İslam geleneğinde, tasavvufta da görüyoruz. Yani Mevlana'nın sö sözü var yani göründüğün gibi olmak. Hani Hı. ya da olduğun gibi görünmek. Hani taklit yapma ya veya maske. Ya da modern psikiyatri de psikolojide Jung'un ya da maske teorisi e, dile geldiğinde persona, personality kişilik kavramını oradan getiriyor esasında yani psikolojideki Personality denilen kavram maske anlamında Latince'de. Yani aslında bu maskeler belli bir noktada asıl benliği gizleyen bir şey, örten bir şey. Dolayısıyla bu maskeyi açığa çıkartmak lazım. Yani olduğun gibi olmak. İşte eğitim esasında bunu yapacak. Ama işte nasıl yapacak bunu? Yani ne öğretecek insanlara? Hangi davranışlar, hangi değerleri verecek? Hani nasıl düşünecek? Mesela yaşadığı olaya nasıl bakacak? Kaderci mi bakacak? İşte e, takdir ilahi mi diyecek olayın bilimsel nedenlerini mi araştıracak. Dolayısıyla burada aslında derin olma anlamda buna bakmak gerekiyor. Aslında. Çünkü e, neyi öğrettiğimiz ve nasıl öğrettiğimiz ve gelecekte nasıl bir toplum beklediğimizle ilgili bir durum var aslında. Dolayısıyla hani felsefenin de burada e, eğitimle bağlantılı olarak konumu bu burada aslında e, temelleniyor diyebiliriz. Hocam sizin bu söylediğiniz anlamda aslında eğitimin temelini eğitim felsefesi oluşturuyor. Aslında nasıl bugün dünyayı yöneten ülkeler ta 300-500 yıl önceki güçlü felsefelerine dayanıyorlar. Hani bizde genel bir slogan vardır ya Orta Doğu'da güçlü ordu güçlü ülke gibi. Aslında güçlü felsefe, güçlü eğitim felsefesi, güçlü eğitim felsefesi, güçlü eğitim modelleri. Peki hocam net bir cümle soracağım. Eğitim tek başına yeterli mi? E, tabii ki bunu tek başına yeterlidir diyemezsiniz. Yani şimdi dünyanın her yerinde bütün toplumlarda eğitimden bahsediyoruz ama bugün Sovyetleri farklı kılan Rusya'yı ya da işte bugün Çin'i farklı kılan ya da Kore'yi farklı kılan belli bir yerde ya da Japonya'yı eğitim sistemlerinde yaptıkları modernleşme veya değişim hareketleri esasında. Hani bunu bu şekilde düşünmek gerekiyor. Yıkıntılar içerisinde bir Almanya'yı düşünün 2. Dünya Savaşı sonrasında ya da Japonya'yı düşünün atom bombası veya ordusu, bilimi, teknolojisi, altyapısı tamamen çökmüş bir toplum ve şu gün gelmiş oldukları ekonomik gücü ve dünya siyasetindeki dengelerdeki oynadıkları role bakın. Yani bugün Avrupa'yı Almanya'sız düşünemezsiniz ya da uzak doğu Japonya'sız düşünemezsiniz ki Güney Kore mesela o bile yani bundan 50-60 yıl öncesinde hiçbir modernleşme eylemleri veya bu bilim, teknoloji, eğitim süreci içinde olmamasına rağmen bugün gerçek anlamda Türkiye'yi geçmiş bir noktada. Dolayısıyla aslında sihirli bir değnek yok fakat bu eğitim sürecinde ee, yani bir eğitim felsefesine aslında ihtiyaç var Şahin hocam. Yani e, o eğitim felsefesinde de bir bakış sergilemeniz gerekiyor. Yani e, ne tür bir toplum istiyor, ne tür bir gençlik istiyorsun. Bilim alanında, e, teknoloji alanında ülkeni veya toplumunu e, nereye götürme gibi bir idealim var. esasında bunlar bağlantılı. E, sen itaatkar bir toplum istiyorsan ona göre bir e, toplumsal eğitim sistemini belirliyorsun ya da Felsefen ona göre oluşuyor, otoriterleşiyor, disipliner oluyor, sorgulamayan, eleştirmeyen, soru sormayan, yenilikten korkan. Hani e, psikolojide öyle bir hastalık var, misyoneyizim diyorlar. Hani yenilikten korkma. Bu mesela genelde böyle ortadoğu toplumlarına has bir toplumsal davranış e, biçimi. Yani yeniliğe karşı, yeni olmaktan, yeni bir şey getirmeyi sevmiyor. İşte muhafaza etmek istiyor. Yani, elindekiler, çünkü elindekini biliyor. Dolayısıyla ona göre yaşıyor. Ve esasında yenilik hareketleri, mesela bizden öyle yenilik hareket de çok çıkmıyor. Dikkat edersek yani siyasi anlamda, sosyal anlamda, toplumsal, ekonomik hiçbir anlamda bir yeni fikir geliştiremiyoruz. Yani esasında bu hep bir belirlenmişlik de oluyor. Siyasi hayatta da aslında aynısını görüyoruz. Yani bugün siyasi gündeme baktığınızda yeni bir hareket veya yeni evet, partiler kuruluyor. Evet tamam ama aslında söylenen argümanlar çok farklı değil. Yani ya da politikaları farklı değil. Hiçbirisinin eğitim politikasında bir rasyonalizm, bir pragmatist mantık, efendim bir idealizm, bir rasyonalizm, bir aydınlanma, e, 20-30-40 yıl sonrası için bir hedef, üniversiteleri hani hale getireceğine dair, e, liseyi ne hale getireceğine dair, altyapıda ilk, ilk öğretimde, orta öğretimde ne tür reformlar yapacağına dair, dünyanın geleceği işte yani endüstriyel, Anlamda teknolojik anlamda üst düzey artık kuantum bilgisayarlardan bahsediyorsun. Yazılımlar, yazılım mühendisliği, yapay zeka mühendisliği. Yani şimdi dünya bunu konuşuyorken biz 100 yıl öncesindeki ilk işte ikinci sanayi devriminin 1940'larda yaptığını şimdi yapıyoruz yani. Hani araba yapıyoruz yeni. Şimdi bu 1930-40'larda yapılmış bir şey. Batı toplumu açısından ve endüstrisi açısından düşünürsek. Dolayısıyla hani toplum da ona göre şekilleniyor. Endüstride, tasarımda, kültür alanında, endüstri alanında, sanat alanında birbirini besliyor. Yani ben öyle sadece teknoloji alayım işte kültür sanat olmasa da olur öyle bir şey yok. Çünkü o kültür sanat içinde öyle düşünen mühendisler veya tasarımcılar yetişiyor. Zaten belki de eksiğimiz bu. Yani işte neden bizde büyük tasarımcılar yetişmiyor mesela değil mi? Yani bir marka telefonda işte endüstriyel ürünlerde ya da otomobilde ya da insanlarımızın başarısız olmasından ya da bilgisizliğinden değil aslında bu. Yani hani böyle bir kültürel ortam yok. Yani aynı hmm. adam Almanya'ya gittiğinde ya da aynı adam Amerika'ya gittiğinde aynı adam efendim Fransa'ya gittiğinde çok başarılı işlere imza atabiliyor. Yani ama, ama çok Türk başarılı yani olabiliyor dünya her yerinde. Hocam, tam da dediğiniz noktada belki temel alanlarda insanlar e, özgürlük olmasa bile bir noktaya kadar kendini geliştirebiliyor ama sosyal bilimler gibi özgürlüğün demokrasinin e, önemli olduğu alanlar için bu nefes almak gibi bir şey bu kültürel ortamın olması. Hocam peki. E, Açıkçası ben siz konuştukça sizin çok mutsuz bir insan olduğunuzu düşünmeye başladım. Çünkü bu kadar farkındalıkla bu ülkede mutsuz olursunuz. Yani <laughs> ifade ettiğiniz şeylerin hiçbiri. Şimdi ben 25 yılını Ankara'nın koridorlarına harcamış birisiyim. Evet. Diyasi Parti genel merkezlerinde ne felsefeci bulursunuz ne eğitim felsefecisi ne de gerçekten eğitimden anlayanları oralara bırakırlar. Bakanlığa gidin Milli Eğitim Bakanlığı'na bir vizyon belgesi yayınladılar. İyi kötü <laughs> eksi artı ya da şu an yeni bir şeyler yapıyorlar. Koskoca Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir tane felsefeciye bir tane eğitim felsefecisine rastlayamazsınız. Onu bırakın. Felsefe kitaplarını yazan komisyonları, koordinatörleri din kültürü öğretmenleri. Hmm. Dünkü benim bir konum vardı. Sizden sonra programı alacağım. Evet. E, Newton mantığıyla e, kuantum neslini yetiştiremezsiniz gibi bir başlık söylemişti. Ben de şöyle bir şey dedim kendisine. Aynen. Hocam keşke Newton mantığını devam ettirsek. çağ <laughs> mantığı. <laughs> <laughs> yani <gülüyor> aa, hocam hani kurban olayım. Keşke çağ mantığını evet. devam ettirsek. Siz de iyi bilirsiniz. Orta Çağ'da özellikle İslam dünyasında Aristoteles'in eserleri çevrilmiş ve Tabii. İslam dünyası bir aydınlanma yaşıyor. Hatta Rönesans bu İslam dünyasının Aristoteles'ten ilk çağdan çevirdiği eserlerin tekrardan Latince'ye çevirisiyle yap bir yönüyle de yapılmış bir şey. Peki evet. hocam, burada felsefe ile eğitimin dengesini nasıl kuracağız? Aslında ee, Şahin hocam, yani ee her her alanda aslında eğitim sürecin her alanı felsefe içeriyor zaten. Yani e, siz fizik eğitimi yaptığınızda felsefeden bağımsız değilsiniz. İşte Isaac Newton diyoruz mesela. Newton'un kitabının eseri yani ana kitabının adı doğa felsefesinin matematiksel İlkeleri. Yani adam hala kendini felsefeci olarak görüyor. Aslında tıpçı da felsefecidir. Beden üzerine bakıyor, vücut üzerine bakıyor, hastalıkların. Hastalık semiyolojisi diye bir şey var. Yani bunlar hep felsefi kavramlar. Yani e, düşünsel anlamda neden sonuç ilişkisi kuruyor, bağlantı kuruyor, analizler yapıyor. Yani hepsinde düşünme var. Dolayısıyla yani her meslek alanının eğitimi aslında arka planda felsefeye dayanıyor. Yani felsefenin olmaması zaten mümkün değil çünkü düşünecek bu adam, ilişki kuracak, bağlantı kuracak, e, bir neden sonuç içinde düşünecek, bir belirlenmişliğe bakacak, e, olayların nedenselliğini açıklayacak, deney yapacak vesaire. Yani ister nicel yapsın, ister nitel olsun, ister deneysel bir araştırma yapsın. En sonunda e, yani bir formülasyon, bir mantıksal argümana ihtiyaç var. Neyi araştırdığını, hangi sonuca ulaştığını, mantıksal anlamda sonuca nasıl ulaştığına dair. Bu yüzden hani eğitim felsefe ilişkisindeki denge e, şey değil esasında. Hani bence bunun e, felsefe adı altında anlatılması gerekmiyor zaten. Yani her e, disiplinin, her bilimin, her o temel mantığında var olan felsefeyi kavratmak lazım. İşte orada belki şöyle bir açık da var. Mesela fizikçinin de felsefeyi kavrayarak bakması lazım. Ama müzisyenin de bakması lazım. Ne bileyim bir sinema çeken bir yönetmenin de aslında o felsefeyi... O, o, o felsefeyi zaman, çeker. o zaman Emir Hocam şöyle bir şey de yapmak gerekiyor mu? Ben akademi ayağı için söylüyorum. Evet. Son yıllarda biraz da yapılıyor ama aslında hatırlarsanız biz sizinle ta 2005 yılında doktora da sınıf arkadaşıydık. Bakın evet. yaklaşık 17 sene öncesinde ve biz sizinle bilim felsefesi, bilim tarihi diye bir ders alıyorduk. Tamam bizim Tabii. alanımız felsefe olduğu için. Şimdi evet. Türkiye'de tıp profesörü, Türkiye'de eğitim bilimleri profesörü, tarih profesörü ya da herhangi bir alanla ilgili aslında bütün akademisyenlerin de en az Hı -hı. Yani doktora düzeyinde bir bilim tarihi, bir bilim felsefesi dersi almaları gerekiyor ki bu mantıkla bakabilsinler ya da evet. sizin dediğiniz gibi sanatçının bu perspektifle bakabilmesi için bunun bir şekilde bir yerde bir felsefe eğitim alması gerekiyor Tabii. ve bunun Küçük yaşlardan itibaren 0-7 yaş aralığında e, din Aynen. eğitimi vermek yerine en azından felsefi argümanlarla düşünmeyi vermek gerekiyor. Hocam peki ben şunu merak ediyorum. Biraz daha böyle şu an bizi Cumhuriyet TV ekranlarında izleyen yüz binlerce izleyicimiz için. Çünkü insanlar felsefenin günlük hayatta ne işe yaradığını bilmek istiyorlar. Hı hı. Felsefe ve eğitimde geri kalmış toplumların ortak özellikleri nelerdir? Şöyle bir baktığınızda. Anlar mısınız? Yani siz bir topluma gittiğinizde bir ya da gözlemlediğinizde evet bunlar hmm. felsefede geri kalmıştır. Eğitimde geridirler diyebileceğiz. Hmm. Hangi özellikleri var? Ama e, aslında benzer özellikler var e, Üstad. Yani esasında düşünceden korkma ya da otoriter yanlaşma ya da siyasal arenada böyle merkezi anlamda e, tartışma kültüründen uzaklaşma ama bu sosyal hayatın her alanında görülüyor. Yahut şiddet, şiddet sarmalından çıkamama, eğitim anlamında her ne kadar çok ciddi arka planda kültüre, kültürel birikime sahip olsa da bu eğitimsel kopuş ya da bu eğitimin içerisindeki öğretilen bilgilerin artık dünyayı kavramakta zayıf kalması ister istemez o toplumu çaresizleştiriyor. Yani ya da burada şiddet ya da bağnazlaşmak belki bir yerde hani toplumun geçirdiği bir cinnet olarak düşünmek lazım. Yani Türkiye'de de hani duyuyoruz bunu artık hani sürekli e, boşanma aşamasında vesairede vesairede insanlar da cinnet geçirme, cinayet, karısını öldürüyor, çocuğunu öldürüyor, intihar ediyor. Yani e, neden bu olayları ekonomik anlamda yüksek seviyede görmüyoruz da hep ekonomik anlamda alt seviye insanlarda bunu daha çok görüyoruz? Çünkü esasında ekonomik e, sıkıntıyla alakalı. Yani zenginler boşanmıyor mu? Ya da ekonomik durumu iyi olanlar ayrılmıyor mu? Onlar son derece medenice ayrılıyorlar çünkü ekonomik sıkıntının getirdiği bir çaresizlik ya da bir çıkış yolunun olmaması ya da başka türlü bir hayatı düşünememesi insanları toplu olarak yani bir insan kendi eşini çocuğunu öldürür intihar eder mi? Yani insanların geldiği nokta aslında buradan hareketle topluma da bir bakış açısı e, penceresi sunuyor bence. Yani aslında toplum intihar ediyor. Yani bu adamların Marksist açıdan bakarsan bu sosyal anlamda ekonomik temelde var olan belirlenime karşı çıkamaması. Yani yoksa ekonomik durumu iyi olsa son derece medeni şekilde insanlar ayrılabilirler. Son derece medeni bir şekilde hayatlarına devam da edebilirler. İşte o çaresizliğin nedeni de ekonomik belirlenmişlik esasında. Ekonomik arenada insanların ucuz iş gücüne dönüştüğünü, modern köleler olduğunu görüyoruz. Ben derslerde bazen söylüyorum hani kölelik kölelik. Çocuklar filmlerdeki gibi bir kölelik var zannediyor. Mesela Amerika'daki kölelik öyle değil. Amerika'da köle adamın en değerli varlığı yani kölesine göz gibi bakıyor. Hatta kölelik kalktığında bir, pek çok köle özgür kaldığında aynı çiftlikte çalışmak istiyor. Çünkü adam piyasaya gittiğinde, fabrikalara, şehre gittiğinde kalacak yere para verecek, parası yok, para kazanmayı bilmiyor. E orada bir barınağı var. Üç aşağı 5 yukarı evleniyor, işte çocuk çoluğu oluyor, bildiği bir yer. Yani diyor ki ya tamam ben diğer tarafa gitsem para kazanacağım, özgür olacağım ama özgürlük nedir diyor yani esasında. Özgür olduğumda da iki yakan bir araya gelmeyecek, aldığım parayı kirayı ödeyeceğim gene ee, e, evlenip kıt kanaat zar zor geçineceğim. Ee, dolayısıyla hani aslında ben burada köle olarak yaşıyorken <laughs> esasında belki de özgürüm çünkü pek çok şeyi çözmek zorunda değilim diyor. Çünkü esasında diğer alan çok daha büyük riskli bir alan. O yüzden hani bugün insanlar da öyle çaresiz modern e, sistem içerisinde üç kuruş maaşa e, mecbur tamah ederek çalışıyor. Çünkü başka alternatifi yok ve esasında e, nitelikli iş gücü de üretilmiyor o toplumlarda. Yani nitelikli e, beyin takımı çok az gelişiyor. E, mesela biz e, ne kadar 70-80'lerin eğitim sistemini beğenmesek de 70-80-90 işte o dönemlerin üniversiteleri ve o dönemde yetişen insanların bugün tıbbiyede, mühendislikte, harbiye'de ya da siyasal da başarısını görüyoruz. Yani şu anki eğitim seviyesindeki düşme ve dejenerasyon, yüzlerce üniversite açılıyor, adını bilmiyoruz. Her yerde bir anda bir üniversitenin var olduğunu duyuyoruz. E oralarda hangi akademik kadro var? Kimi mezun ediyor? Ya da Anadolu'da bir sürü yerde dekan var veya bir hoca var. E, fakültede hoca yok. Yani ama açık öğrenci alıyor. Öğrenciler ders göremiyor. Ya bir şekilde mezun oluyor, diploma alıyor ama... Emir Hocam, Emir Hocam bir sürü problemden bahsettiniz. Ben şöyle bir şey soracağım. Hani me meşhur e, Epikuros'un ya da Epiktetos'un hani felsefe günlük problemlerini çözüyorsa bir anlamı varından hareketle şimdi... Diyelim ki felsefe ve eğitim var ve biz ülkemizde en üst düzeyde buna önem veriyoruz. E, bütün problemleri çözer mi bu ya da nasıl bir felsefe nasıl bir eğitim lazım ki bütün problemlerimizi çözsün adeta bir merhem olsun? Aynen esasında işte hocam yani. Bütün problemleri çözmek diye bir şey yok. Yaşam aslında hep problemlerle birlikte. Hani diyalektik açıdan baktığın zaman her çözdüğün problem yeni bir sorun meydana getiriyor. Dolayısıyla her yaptığım müdahale esasında yeni bir değişimi, dönüşümü beraberinde getiriyor. Aslında mesele bu problemleri ya da sorunları var olma süreci içerisinde algılayıp çözebilmek. Yoksa hani sorunsuz bir hayat yok. Ya mesela deniz her gün süt liman değil ki. Deniz bazen ya da sabah çok güzel öğleden sonra bozuyor. Akşam biraz daha işte gerginleşiyor dalgalar. Akşam tekrar sakinleşiyor. Ertesi gün bir fırtına çıkıyor. Bir gün sonra günlük güneştik. Yani insan doğası da böyle. Bugün çok sakinim. Yarın sinirlenebiliyorum, üzgün olabiliyorum. Yani toplumlar da böyle esasında. Yani statik hiç değişmeyen, hep aynı şeyi yaşayan, hiç problem olmayan toplumdan bahsedemeyiz. Yani bugün Batı toplumlarını veya gelişmiş dediğimiz toplumları Batı demeyelim. Gelişmiş toplum deyince bugün Güney Kore Batı değil ya da Japonya Batı değil. Ee, Rusya Batı değil ama esasında onlar da gelişmiş ama gelişmiş olmalarındaki temel mantık aslında o felsefi metodolojiyle ilişkili. Yani siyasal, ekonomik, iktisadi, toplumsal, etik, ahlaki her alanda o sistemin işlediğini görüyoruz. Yoksa hani Kore ama Kore'nin arkasında devasal bir Budizm var, Shintoizm var, Doğu felsefeleri var, değerleri var, Confucius, Buda var. Yani ahlak, eylem, değerler, çalışma Sovyetlerde olağanüstü bir disiplin var Rus halkında ya da Almanlarda ya da Japonya'da disipliner bir yapı var. Japon felsefesi var. Japon geleneği var. Ahlakı değerleri var. Yani buna ölümüne inanıyor. Ama bilimi, teknoloji, sanayiyi ve tasarımı da geliştiriyor bu sayede. Çünkü ne kadar güçlü geleneği ve felsefesi varsa o toplum o kadar güçlü bir şekilde ayağa kalkar. Aslında Türk toplumu da öyle. Yani Türk toplumunun müthiş bir birikimi var. Felsefi arka planı var. Türk İslam felsefesinden aldıkları var. Fatih'in Roma'nın devamı olarak İstanbul'u alıp Bizans'ı ya yani Roma'yı devam ettirmesi var. Yani Roma'yı biliyor, Batı'yı biliyor, Bizans'ı biliyor, Latince, Yunanca okuyor. Yani Batı felsefesini ve Batı uygarlığının her şeyini kavramış bir zeka var. Osmanlı öyle bilinçsiz, efendim, e, cahil bir toplum değil. Osmanlı son derece felsefi anlamda felsefeyi kavrayan bir toplum. Yani Enderun'da, <laughs> üstün zekalılar okulların açılmasında. Dünyanın ilk defa üstün zekalı okulunu açan Fatih mesela Enderun. Ama arkasından kapatmışız. Bir de böyle bir durumda var. Yani Yeniçeri gibi müthiş bir ordu sistemi kurmuş ya da bugünkü ordu sistemini geliştiren Türkler. Yani ve ordu geleneği müthiş, devlet bürokrasi geleneği müthiş. Ve eğitim sürecinde de esasında belli bir metodolojiye oturduğunda Türk toplumu başarılı işler yapıyor. Yani işte Osmanlı döneminin çökmüş hali Mustafa Kemal Atatürk yetiştirdi. Yani daha kötü bir şey var mı yani? Yani Mustafa Kemal Atatürk'ü yetiştiren bir harbiye var. Yani dolayısıyla harbiye nasıl bir Harbiye harbiyeyse Atatürk mesela dedin ya mesela Jean-Jacques Rousseau'yu biliyor, felsefeyi biliyor. Ama Bulgaristan'a gittiğinde e, opera izliyor. ateşi olarak gittiğinde askeri ateşe orada e, Tosca'yı izliyor. Puccini'nin, İtalyan bestecinin. Puccini'nin operasını izliyor. Opera kültürü de var. Yani dolayısıyla yani Felsefeyi biliyor, geometriyi biliyor, e, siyasi tarihi biliyor ama müziği de biliyor, edebiyatı da biliyor. E, bu işte süreçte bir kopma veya kırılma. İşte toplumlar bunu yaşıyor. Osmanlı'da bir dönem çok parlak dönemlere ulaşıyor ama maalesef işte dediğimiz gibi felsefi analizi yapmadığı için yani o e, süreci kavrayamaması maalesef Osmanlı açısından geç yapılan modernleşme hamleleri de maalesef Osmanlı yıkılmasını engelleyemiyor. Ama Osmanlı yıkılması... Da bir son değil aslında. Türkiye Cumhuriyeti hocam, Bir son değil Anladım. toplumdan bahsettiniz. Zaman iyi kullanmak adına son bir soru evet. sordum size. Tamam hocam. Malum YouTube programlarında belli bir süreyle yapıyoruz ki daha çok Tabii. izlensin. Hocam, felsefesizlik, eğitimsizlik, günümüzde artan şiddetten bahsettiniz. Bir taraftan toplumumuza bakıyoruz, cehaletin kutsanması Toplum nereye gidiyor? Bununla bitirelim değerli hocam. Evet. De. Top, toplum aysa aslında bu şekilde kendisini yok edecek. Yani toplumların dibe vurması belki de en son e, noktada e, kötü bir şey gibi görüyoruz ama her kötülükten de bir iyilik çıkıyor. Yani toplumun bu anlamda bunu düşünmesi gerekiyor artık. Yani bu medyada vesairede e, merkezi e, medya alanındaki tartışmalara bakın, hep aynı insanlar gelir. Adam ee, her alanda konuşur, her konuda aynı insanları görürüz. Esasında bunların bir etkisi kalmadı. Yani toplumsal anlamda halkın o sağduyusu, feraseti deriz ya, yani öyle sokaktaki ya da dağda gezen çoban diye küçümsememek lazım. Anadolu insanının böyle bir bilgelik tarafı vardır. Dolayısıyla o bilgeliğiyle onun içinden çıkacak doğru yolu buluyor, biliyor zaten. Dolayısıyla hani e, bu şiddet sarmalının e, ekonomik, sosyal, eğitimsel süreçteki müdahalelerle esasında belli bir yerde düzeltilmesi lazım. Yani bireysel olarak senin benim ya da bireysel Ahmet Mehmet'in değil toplum olarak bunun farkına varıp bir değişim talebini göstermemiz gerekiyor. Yoksa e, hiçbir şekilde bundan çıkamayacağız. Yani şiddeti eleştiriyor televizyon programı e, kanal. Aynı kanalda birazdan şiddet içeren bir dizi başlıyor. Yani o yüzden bu programı yapıyor olmanın bir anlamı yok. Ya da rütbün bunda e, devreye girmesi gerekiyor. Ya bu şiddet vesaire bu diziler etik ahlak değerler siz ne yapıyorsunuz demesi lazım yani dolayısıyla hani burada da eğitimsel pedagojik gelecek neslin yetişmesiyle alakalı bu kaygıların taşınması gerekiyor yani hmm. e, çünkü hani evet e, çünkü dünyanın her yerinde bu tür kurumlar var yani basın özgürlüğü vesaire tamam ama bu özgürlüğün belli bir yerde e, kamu ge geleceği için kamunun menfaati için toplumda hepimizin geleceğiyle alakalı duyarlılık açısından da bir itici güce ihtiyaç var hem bireylerin hem kamunun ortak çalışıyor olması lazım ama bunun içinde bir merkezi siyasi iradenin esasında süreci başlatması zorunlu. Çünkü maalesef Türkiye gibi ülkelerde tepeden başladığında bu süreç ancak çözülebiliyor. Ama evet. halktan başlayan bir süreç e, ister istemez siyasal iktidarları da o noktaya itekleyecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Emir hocam çok teşekkür ediyorum. Başkent Üniversitesi'nden Doçent Doktor Emir Ülger. Hocam güzel bir manşet verdiniz rejide bizi duysun dediniz ki felsefeden ve düşünmekten korkuyorlar. Teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Olun. Ben teşekkür sağ olun. ediyorum. Çok sevindim. Evet, bugün yine önemli bir konuğumuz vardı. Felsefeyi konuştuk. Başkent Üniversitesi'nden Doçent Doktor Emir Ülger ile Türkiye ve dünya hepimizin, dünyayı ve Türkiye eğitim kurtaracak. Cumhuriyet TV ekranlarında yeryüzü aşkın yüz oluncaya dek eğitimi konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye'de haftada bir yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen Cumhuriyet TV ekranlarında haftada 7 programla Türkiye'nin eğitimini konuşmaya devam edeceğiz. Evet, yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek eğitimi konuşacağız. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve güzel bir gün diliyorum.